Sultan Akdoğan ATV. Efendim, zirve öncesinde ben biraz iç siyasete yönelik bir soru sormak istiyorum. Zirve öncesinde muhalefetten özellikle sizin İsveç ve Finlandiya'ya karşı tavrınıza yönelik neden karşı çıkıyoruz diye bir eleştiri geliyordu. Siz de biraz önce altını çizdiniz. Salı günü imzalanan mutabakatla Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik somut ve sağlam garantileri aldık dediniz. Bu Türkiye'de yine muhalefet cephesinde yankılandı ve bunun bir geri adım, bir taviz verilme olarak şeklinde eleştiriler geldi size. Siz bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Taviz neresindeymiş? Öyle açıklama yapıyorlar efendim. Bu Türkiye'nin çıkarlarına yönelik bir muhalefetin, geri adımdır. Muhalefetin hiçbir zaman iktidara şu siyah değil mi? Beyaz der. Beyazsa siyah der. Hiçbir zaman olması gerekeni veya doğrusunu söylemez. Türkiye muhalefeti böyledir. Ama şimdi bütün belgeler zaten ortaya konuluyor ve dünya bu olaya nasıl baktığını herkes çok açık, samimi olarak görüyor. Ve şu an itibariyle bizim buradaki tavrımız, attığımız adımlar ilgi uyandırdığı gibi bütün liderler noktasında herkes de takdirle bunu karşıladı ve bizler de terörle mücadelemizin Türkiye dışındaki ayaklarını bütün belgelerle beraber kendilerine takdim ettik. Flash belleklerle beraber video kayıtlarını da kendilerine verdik ki oradan bunları izledikten sonra bu işi çok daha iyi anlayacaklar. Şu anda zaten İsveç'teki terörist yanlıları, terör yanlıları ciddi manada şu anda çılgındalar. Ama ne yazık ki bizim iç muhalefet bu işlerden pek memnun değil. Onlara da dönünce anlatırız.